10 Ekim 2015 tarihinde yine ülkemize her yerden savaş haberleri geliyordu. Kötü olaylar vardı ve bundan kaynaklı Türkiye'deki emek, demokrasi, özellikle KESK, TMOB, Türk Tayyipler Birliği ve demokratik kitle örgütlerinin tamamının çağrısı üzerine Ankara'da barış mitingine Dersim KES platformu olarak ben o sıra yapıyor sen şube yönetim kurulusuydum. Ve buradan iyi de bir katılım sağlandı. 10 Ekim öncesi özellikle 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasında olan bir tarihe denk geliyordu. Hepimizin bildiği gibi Türkiye kamuoyunda da 2015-28 Şubat'ında tüm dünya kamuoyuna Dolmabahçe mutabakı, demokratikleşme süreci adı altında bir mutabakat imzalandı. Taraflar o günkü işte mevcut AKP hükümetiyle HDP heyetinin içinde bulunduğu bir heyetle birlikte bir mutabakat imzalandı. Ve savaşın son bulmasına dayanıyordu. Bu aslında bu öncesi ta Oslo sürecine de dayanıyor. O süreçte belli dönemlerde sekteye uğrayan barış müzakereleri 2015-28 Şubat'ında sonlandırılması niyetiyle bir mutabakat imzalandı. Ama gel gelelim ki sonrası özellikle 7 Haziran öncesi 5 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorsam. HDP'nin Diyarbakır mitinginde bir bombalı saldırı gerçekleşti ve burada 5 kişiye yakın insan yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı. Bu tam seçim arifesinde olan bir olay olduğu için tüm Türkiye'de tekrar savaş mı başlayacak, tekrar işte çatışma sürece mi gireceğiz kaygısını yaşarken 7 Haziran seçimleri sonrası ülkede artık tek başına bir iktidar olmayacağını, artık bu ülkede farklı kesimlerin de kendisini mecliste yer edineceği bir ortam sonuçla karşılaştık 7 Haziran seçim sonrası. Ama bunlar rahatsız olanlar varmış demek ki. 20 Temmuz'da biliyoruz Suruç'ta o zamanki Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu yanlış hatırlamıyorsam Suriye'de Türkiye'nin güneyinde Kobani bölgesinde ki yaşamını yitirenler çocuklar özellikle çocuk mağdur çocukların savaşın en büyük zararını gören çocuklar için gençler oraya çocuklar yardıma gitti ve yandan da oyuncaklarla gittiler. Ama ne yazık ki Suruç'ta tekrar o zamanki IŞİD bir intihar saldırısı geçirdi ve 33 tane gencimiz yaşamını yitirdi. Şimdi biz bu süreçlerden dolayı Türkiye'de tekrar savaş tantanası yapanlar, çırtkanlığı yapanlara karşı tüm ülkede barıştan yana, emekten demokrasi yana tüm kitleler Ankara'da büyük bir miting planladılar. Bunun içinde KESK de vardı. Biz de o sıra Dersim'de büyük bir katılımla Ankara'ya doğru yola çıktık. Ve şunu söyleyebilirim ki öyle bir barış umudu vardı ki insanlarda o güne kadar hiçbir eylem etkinliğe katılmayanlar bile sendikamıza üye arkadaşlar ve sendika işte buradaki TMOB'tan olsun, Türk Tayyipler Birliği'nde olsun birçok arkadaşımız bizimle birlikte Ankara'ya gelme kararına verdiler. Ve buradan şu anda tam hatırlamıyorum yani 2-5 arası bir otobüsle Ankara'ya doğru yol aldık. Yalnız otobüsle giderken aklımızda hala o savaşın özellikle işte Suruç olayının hatta Ceylanpınar'daki polisin yaşamı yitirmesi işte süreci bitiren olaylardan kaynaklı bir kaygımız da vardı. Olası bir şey olur mu diye ama yolda giderken herhangi bir polisin bizim yapacağımız mitingi engelleyeceği bir tutumunu görmedik. Çok rahat gittik. Mola yerlerinde halaylar çekiliyordu. Farklı illerden gelenler karşılaşıyordu. Bir coşku da vardı. Miting saat 10'da planlanmıştı. Toplanma yeri de gardı. Ankara gar önündeydi. Ve kortejler oluşmaya başladı. Benim bağlı bulunduğum sendika yapıyor sende. Yapıyorsun işte kortejin bir sıralaması vardı. İşte en önde işçiler, sonra sendikalar. Sendikalar da kendi içine sıralama yapıldı. Bizim arkamızda Birleşik Taş Sendikacılar vardı, Habersen vardı, Kültür Sanat Sen vardı. Sonrası sivil toplum kuruluşları, işte Halkların Demokratik Partisi o dönemki.
Yani halaylar çıktı ve ben dikkatimi çeken bazı şeyler de vardı aslında. Tabii biz böyle büyük bir katliam yaşanabileceğini ve buna cüret edebileceklerini düşünemedik. Yani o kadar da vicdansız olmaz da diye düşünüyorduk. Eskisi gibi işportacılar çok yoktu. Simit tezgahları yoktu. Ve buna benzer birçok işte günü birlik çalışan insanların işte simittir, işte flama satanlar, bayrak satanlar çok kişi yoktu. Ve biz kortejler sıra haline girdikten sonra bizim bulunduğumuz yerde işte siz biraz daha ileri gitmeniz gerektiğini söyleyen işte tertip komitesindeki arkadaşlar bizi yönlendiriyordu. Saat tam 10'du yani başlamak üzereydi. Tam o esnada bir ses geldi. Ben ses bombası zannettim önce. Çünkü daha önceki eylem mitinglerde buna benzer sesler olurdu. Ama öyle bir sesti ki yani bir rüzgar esintisi de geldi arkadan. Arkadan yığınla insanların bize doğru koştuğunu gördük. İtekleyerek yani insanı birbirini ezecek şekilde koşuyorlardı. Tabii ben olayın mahiyetinin farkında olmadığım için durdum dedim arkadaşlar durun birbirinizi ezeceksiniz. Aslında tam o esnada aklıma yani okumalardan bildiğimiz, büyüklerimizden dinlediğimiz 1977 1 Mayıs aklıma geldi. O mitingde bile halkın üzerine ateş edilerek ölenlerin yanı sıra birbirini ezen insanlardan dolayı ölenler de olmuştu. Bulunduğumuz yer biraz tam gar önü olduğu için alan geniş olduğu için insanlar sağa sola yayılmaya başladı. Benim yanımdaki arkadaşlar bir anda kaçtı. Ben geri döndüm. Yani durun durun da birbirinize ediyorsunuz diye. Ama dönürken insanların yüzündeki o korku dolu suretleri görünce çok kötü bir şey olduğunu anladım. Sonra biraz ileriye gittim, sağa gittim. Yani ellerime falan baktım. Yani ufak nokta şeklinde kırmızı benekler vardı elimde. Ben o zaman anladım ki korkunç bir katliam yaşanmış. Tam o esnada yani şu anda hayal meyal atıyorum. Ayağımın önünde bir kemik tarzı bir kafa tasına benzer bir şey vardı. Bir insan uzuvu vardı. Olayın gerçekten de büyük bir kıyıma döndüğünü o anda anladım. Ve geri döndüm. Geri döndüğümde biz ambulans gelir diye beklerken önce polis koridor oluşturdu. Polisler geldi. Ve polisler bırakmadı geriye dönmemi. Ben tekrar yani alanın sesin geldiği yere doğru koşmaya çalıştım. Polisin oluşturduğu barikattan dolayı içeri giremedim. Ve o esnada ağzıma gelince, içimden ne geliyorsa her şeyi söyledim. Yani çok ağır ithamlarda bulunacak şekilde. Çünkü insanlar can haliyle sağa sola koşuyordu. Ve orada şunu unutmuyorum. Bir polisin sureti bembeyazdı. Göz göze geldik. Ona bağırdım, o bana baktı. Çaresiz bir şekilde yüzüme bakıyordu. Ve biz o alana giremedik. Dakikalarca ambulans gelmedi. Belki de 20-25 dakikaya geçti. Sonrası ben alana girdiğimde ben o korkunç sahne hiç unutamıyoruz. Yani o çok kötü bir durumdu. İnsan et yığınları, insan cesetleri üzerindeki sendika bayrakları, işte parti bayrakları üzeri örtülü. Herkes birbirine sarılıyor ve ağlamaklı bir haldeyiz. Yani tanıdıkları görüyoruz, farklı yerlerden gelenleri görüyoruz. Ne yapabiliriz diye, yani biz nasıl elimizden bir şey... Yani elimize geçen ne varsa sedye misali insanları taşımaya başladık. Bizim buradan dersinden gelen arkadaşlar vardı o sırada. O yaralanan bizden de vardı, onları gördük. Onlar hemen araçları durduk, itfaiye aracıdır. Önümüze ne gelse araçları duruyor çünkü ambulans yoktu. Yani bu durum bizi... O anda zaten insanın kanı donmuştu. Yani bir şey aklına gelmiyor. Telefonlar kilitlenmiş. Telefonları arıyorsun, ses yok. Ve benim durumumu televizyondan ailem öğreniyor. Başka bir ilde yaşıyor. Benim Ankara'ya gittiğimden haberi vardı aslında. Telefona ulaşamayınca korkuyor. Başka bir yakınım tarafından televizyon canlı yayında benim orada yaşadığımı görünce içi rahatlıyor. Ama orada benim yaşamamdan ziyade yüzü üzerinde insan yaşamı yitirmişti. Yani o durum gerçekten de yani Türkiye'nin yakın tarihinin hani kamuoyunda da söylendiği gibi en büyük katliamıydı. Ve yapan daha sonra IŞİD militanlarının olduğu
ve bunların eli kolu sallayarak Suriye sınırından Ankara'nın en güvenlikli yerine, Ankara gar önünde büyük bir katliam yapması bize bu işin yol göstericilerinin de hesap vermesi gerektiğini, sadece intihar bombacısı değil, gerçekten de bu duruma kimler sebep olduysa, herkesin bunu halkın önünde, o barış talebinde bulunan onlar yüzlerce insana hesap vermesi gerekiyor. Ve ben şunu iyi biliyorum, o gün Türkiye'de barış talebinde bulunan her ırktan, farklı inançtan, farklı kültürden, farklı anlayıştan, herkes orada, yani 100.000'in üzerinde insan vardı. Ve bundan rahatsız olanlar, az önce bahsettiğimiz işte o barış müzakeresinden rahatsız olanlar, tekrar ülkenin işte bu savaş tantanalarından beslenenlerin bunu planlandığını düşünüyoruz. Ve bunların bir an önce bağımsız yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz.